Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle farklı bir yol olan, yine demokrasi, nasıl diyeyim, faşist ya da komünist yol olmayan bir yoldan gideceğiz. Aklınıza takılmıştır abi. Şuradaki yol ne? Ne yani? Ne ola ki bu? Ya bir nevi nasyonalizm, Türk iş. Yani. Şöyle, bu yoldan gittiğimiz vakit Kemalist officer'lar bizi yani rakip belliyor. Baya baya hani. Baya baya Kemalist yolu terk ediyoruz. Ve hani en büyük debuff'ı da muhtemelen buradan yiyeceğiz biz. Atatürk'ün mirasından yiyeceğiz. En büyük debuff'ı da. Ve şöyle bir durum vuku bulacak. Eğer belirli bir stabilitenin altına düşersek iç savaşa doğru ya da daha doğrusu darbe yoluna gideceğiz. Bunun da farklı şeyi vardır, mutlaka vardır, hani farklı bir yönelimi vardır stability düşürmenle alakalı. Yani o da farklı bir şey açıyordu, belki hani Osmanlı'yı bile açıyor olabilir, ondan emin değilim. Ya da farklı bir fraksiyon açıyordur, onu da bir denemek lazım, deneyeceğim de. Bu yoldan gidince, ben bir de Balkan yolunu göstermek istiyorum, her yeri gösterdik zaten. Balkan yolu için yine Montreux'a gideceğiz. Fix yani. Yapman gerekeniz de yani yapmanız gerekeni anladınız. Genel olarak. Gitmem gereken bu. Mesela buna tıklarsam kesin savaş açacak gibi duruyor. Ama bir bakarız yani. Bilmiyorum. Bu geri çekilmek değil mi ya? Evet. We won. Devam edeceğiz. Buradan gideceğiz. Yine Arrow. Tek buradan gittin. Gittin, buraya geldin, buraya gittin, şunu yaptın, bunu yaptın, tık buraya gittin. Buna gidersen iç savaş yiyebilirsin ufaktan ama Kemalist şeyleri kaldırıyorsun ortadan. Devam ettim. Vereceği advisor'ları göstermeyi istiyorum. Bak, yok o kadar da büyük bir debuff alamıyoruz, almıyoruz ama yine Atatürk'ün mirasını hani kötüye kullandığın için -5 stability yiyorsun. Ve Hatay'ı istiyoruz. Güzel. Bize bu yol Fevzi Paşa'yı veriyor. Ve Fevzi Paşa var support, mobilization speed ve commands power gain veriyor. Yani şunu veriyor. Daha hızlı. Yani ordularımız daha hızlı puan kasıyor. Ve daha hızlı asker alım yasaları gerçekleşiyor. Bu yolun olayı kesin bir easter egg vardır bu arada. Oyunda çakmak hattının olduğunu biliyor muydunuz? Onu da söyleyeyim de. Neredeydi o çakmak hattı? Ha, bak burada. Fevzi Paşa'nın çakmak hattı. Şöyle. Direkt buraya fort alıyorsunuz. Üçlük. Keyifli. Değil mi? Bence keyifli. Çakmak attı. O da bir güzellik olmuş. Abi şimdi bu yoldan gidince siz taraf değiştiriyorsunuz. Yani aslında bir nevi Kemalistler size büyük düşman oluyor. Mesela buradaki halk artık bizim. Hani şey oldu. Taraf değiştirdik. Hani. Gördüğünüz gibi. Bunun mekaniklerini zaten ayrıca bir video çekeceğim. Baya baya taraf değiştiriyorsun. Buradaki halklar seni destekliyor. Buradakiler yine aynı. Ayrılmaya çalışıyor. Gördüğün gibi. Tık. Ama bu sefer de onlarla savaşmamız gerekiyor bir nevi. Ama söz konusu bir savaş da dönmüyor. Yani biz sadece bu tarafı seçmiş oluyoruz. Yani ekstradan gidip de onlarla savaşmıyoruz. Yani öyle hani tekrar hani sen orayı aldın ben burayı kaptım mevzu dönmüyor. En azından yakın dönemde dönmüyor, ben tanık olmadım. Bu yolun olayı hızlıca bitirip hani o iç karışıklıkları bir sona erdirip yani iç karışıklıkları bir hızlıca bir sona erdirip devam etmek üzerine ve çok güzel advisor'ları var. Halide Edip adı var. Size reputable population veriyor. %2'lik. Bayağı iyi. Devam edeceğim. Bir tane daha mı advisor vardı? Yok sadece bu vardı. İlerleyen dönemlerde daha da fazla alabiliyorsunuz. Ha bir de Mehmet Emin Yurda Kul vardı. Yine stability ve war support veriyor. Felaket derecede iyi bir advisor. İç savaş yersek ne oluyor onu bilmiyorum ama. Bir görmek lazım. Hatta bir iç savaşı görelim mi? Bence bir görelim abi.
Bence bir görelim. Seviyesinin 150 altına düştüğü zaman ne olur? Bir görelim mi? Görelim, görelim. Stability en hızlı düşürmenin yolu. Belki de hani ekstra bir option açıyordur diye merak ediyorum. O yüzden. Bir darbe yiyelim biz ya. En hızlı darbe yemenin olayı da bu arada. Hani hiç olmayacak yerlere verdiğin zaman stability düşürüyor. Gördüğün gibi. Her seferinde %5 olmak üzere. Birazdan darbe yiyeceğiz. Hayda kazandık. Vallahi hükümete karşı ayaklanacaklar diyor ama merak ettim nasıl ayaklanacaklar. Ya da biraz daha düşür bakalım ne olacak. Abi fulledik şaka maka basa basa. Ha. Şansı arttırıyoruz şu an bakalım. Herhangi bir şey geldi mi? Muhtemelen Atatürk vefat ettiği zaman gerçekleşecek bir şey bu. Bu yoldan giderseniz. Muhtemelen onu tetikliyor da gizli olarak neyi getiriyor onu merak ettim. Şu an Sabit'in canına okuyorum bir saniye. Bu risklidir ama karlı olduğu durumlar da var. Yok. Olacak gibi değil. Muhtemelen ya buna gittiğimiz zaman mı olabilir? Olabilir. Buna gittiğimiz zaman iç savaşıyor olabiliriz. Ama o kadar da değil. Yani onun bir istiriki varsa zaten keşfedip çekeriz. Mesela Osmanlı'ya giden yol biraz daha uğraştırdığı için diyorum. Abi buraya kadar geldik. Gel bakalım. Orayı boş ver. Bilmiyorum bu yolu o kadar tercih edeceğinizi de düşünmüyorum açıkçası abi. Yani pek verdiği bir buff yok gibi ya. Hani o kadar da güçlü hatta gördüklerim arasında en zayıf taraf bu taraf diyebilirim. Lakin hani Manelegant kalıp şu savaşla yani iç sorunlarla uğraşmamaklar için bayağı iyi bir buff. Lakin İstanbul, İzmir ve hatta Bursa tarafında hatta Edirne tarafında bu isyanı yaşamaya değer mi bilmiyorum. Lakin mutlaka bir şey uyandırıyordur. Şu an ben onu keşfedemedim. Ama hani bu yolu da bir görmek lazım. Bir görmek lazım abi. Bir görmek lazım. Bir şeyi ya tetikliyor ya da tetikleyecek beklediğimiz zaman. Serisini yaptığımız zaman görürüz. Ben şu Balkan yolunu bir göstereyim. Balkan entegrini kuruyorsunuz. Şöyle. Yunanistan'da katılıyor. Ve buff veriyoruz bir saniye. Birbirimize sürekli buff veriyoruz. Romanya'da katıldı değil mi? Aynen. Birbirimize sürekli buff veriyoruz bu yoldan. Devam. Her yere infrastructure basıyor. Devam. Gördüğünüz buff'ları veriyor. Gerçekten güçlü bu arada. Yunanistan'a verdi galiba onu. Bulgaristan'a davet edip ya da savaş açabiliyoruz. Mümkün. Resource loot'umuz var. Army experience veriyor Entei'deki üyelere. Ve sivil veriyor. İyi. En sonunda da İtalya ve Rusya'ya savaş sebebi veriyor. Lakin yol birazcık zayıf. Onu da söyleyeyim. Belki hani şu Yugoslavya falan katılabilir miydi? Invite ettiğimiz zaman onlar var mıydı? Var. Var mıydı? Vardı. Yugoslavya mesela gelmedi. Hani biraz beklersek Yugoslavya muhtemelen gelecektir. Ya da ilişki kalsaydık gelebilirdi. Yugoslavya gelseydi evet güçlü olabilirdi. Balkan Entei'ydi. Ve gerçekten Almanya'yı erken safhada durdurabilirdi. Yani şu an biz bu şekilde eğer Almanya'ya bir şekilde savaş açabilseydik ya da İtalya'ya durdururduk.
Ama Yugoslav'ın da gelmesi lazım. Muhtemelen de bu faction'ı kurma süreniz 39-38 buçuk. Yani Focus Tree'nin şeyine baktığınız zaman. Denenmeli 40'ta da olabilir. Ama hani o Balkanları şeyin Almanya'nın elinden almak demek petrolsüz kalması demek. En kötü ihtimalle Sovyet ayısına savaş açtığı zaman ölecek. Ya da Fransa'yı bile alamayabilir. Belli olmaz, petrolsüz kalacak. Biz savaş açtığımız zaman. Evet, bu yolda böyleydi. Hani baya baya hani ayrılıkçıların yanında olup yeni bir yol keşfediyorsun. Ve Kemalistleri düşman ilan ediyorsun. Şu yol dediğim gibi isyan yiyebilir. Hani ama Atatürk varken yemezsiniz %99. Ama Atatürk gittikten sonra mesela diyorum, İsmet İnönü geldiği zaman kesin yersin bunu. Öyle 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 hesap ediyorum. Ama deneyip görmek lazım. En şey olduğum da bu zaten hani. Tecrübesiz olduğum yol da bu. Güzel bir yol ama. Denenebilir. Denenebilir. Ha, bu arada şu şekilde göstermediysem de oranınızı modernize edebiliyorsunuz. Eğer izleyecek olursanız bunu. Yine yabancı yatırımcılara kapınızı açabilirsiniz. Evet dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da hani biraz daha Fevzi Paşa'nın yolu diyelim. Fevzi Paşa'nın yolu olması lazım. Aynen. Bakayım. Aynen. Fevzi Paşa'nın yolu. Bu da böyle yani. Öyle çok bir ülkeyi değiştirmiyor. Görüş değiştirmiyor. %100 non-elegant oluyorsunuz sadece. Fevzi Paşa ile alakalı da değil o da. Yani fokuslardı. Ve Balkan entitesini kurmak iyi bir yol olabiliyor. Yine Alliance'a da katılabilirsin. Faşiste de. Bu tamamen sana kalmış. Yani aslında yani Osmanlı haricindeki pek çok yolu varyantlayarak gidebilirsin. Mesela komünistindir ama aksine katılıp gerçek komünizm ben deyip Sovyet'e de girebilirsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, abone değilseniz abone olursanız ve like atabilirseniz atın. Çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.